Canlarım merhabalar, nasılsınız? Sizleri Tanrı'nın sevgisiyle kucaklıyorum. Bir canlı yayında daha Rabbin lütfu sayesinde, Tanrı'nın güzelliği sayesinde bir aradayız. Ekranlarınızın başında oturduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu programı seyrettiğiniz için, birçok dizilerin arasından, birçok eğlence programlarının arasından, bu ruhani konuda kalpten kalbe konuşacağımız programı seyrettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İsa Mesih'in esenliğiyle dolun şu anda. Sevgili dostlarım, şu anda telefonlarımız bu canlı yayın süresince bir saat boyunca açık. Bizi aramak istiyorsanız lütfen çekinmeyin, arayın, dua isteklerinizi. Stüdyomuzda, kontrol odamızda dua eden kardeşlerimiz var sizler için şu anda. Sevgili dostlarım, bugünkü konumuz çok ciddi, çok önemli, ağır, fakat hayatınızda, çevrenizde, toplumumuzda gördüğümüz bir konu. Fakat farkına varmadığımız bir konu. Kötü ruhları kovmak. Cinlerden bahsedeceğiz bugün. Bugün kutsal kitaba bakacağız ve diyeceğiz ki Rab ne söylüyor bu konuda? Belki bazılarınız diyorsunuz ki aman bırak bu safsataları, saçma sapan şeyleri. Fakat ben diyorum ki siz görmüyorsunuz demek bir şeyin olmadığını ortaya çıkarmaz. Biz sadece belli boyutlarda görebiliyoruz. Bizim görüş alanımız, dimağımız, anlayışımız sınırlı. Fakat şu anda Rab eğer gözlerimizi açsa ve başka boyuttan görüyor olsak ruhlar alemini. Bakın, ben bunu bir medyumun ağzından söylemiyorum, bir falcının ağzından söylemiyorum. Fakat kutsal kitabın söylediği şekilde söylüyorum size. Ve o zaman anlarsınız çevremizde ne kadar meleklerin ve aynı zamanda cinlerin ve kötü ruhların olduğunu. Ve anlarsınız bazı olayların neden olduğunu hayatınızda, ailenizde. Hatta nesillerden nesillere neden tekrar ettiğini anlarsınız. Şu anda kutsal ruhu davet ediyorum programa. Daha önce de dua ettik. O hep bizimle beraber. Ama onun gücünü istiyoruz İsa Mesih'ten. Ayet diyor ki İsa Mesih'in adını diyor bir gün diyor every dil diyor kabul edecek. Every ağız söyleyecek onun ismini diyor. Onun isminde güç var. Onun önünde bütün dağlar titrer. Bütün okyanuslar, denizler coşar. Onun isminin önünde. Onun isminde güç var. Bugün konumuz o kadar ciddi, o kadar derin ve ağır bir konu ki. Ve bu konu bir programa değil, 5-10 hatta programa sığabilecek bir konu, sığamayacak bir konu. Ve çok değerli, çok değerli konuklarımız var bu konuda konuşacak. Ama ben önce size her zaman olduğu gibi Rabbin sözüyle programı açmak istiyorum, başlamak istiyorum. Diyor ki Efesliler 6-12, çünkü savaşımız insanlara karşı değil. Yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı. Belki bugün diyorsunuz ki ne oluyor hayatımda? Neden ailemde bu oluyor? Neden kapılar çarpılıyor, çığlıklar atılıyor, depresyon ağlamaları oluyor, hıçkırıklar? Bazen anlam veremediğiniz şeyler oluyor hayatınızda. Bana yazanlarınız var. Çocuğum geceleri kalkıyor, çığlık atıyor. Bana yardım edin. Korkular içinde yaşayanlarınız var. Sesler duyanlarınız var. Bugün o zaman bu öğretiyi dinlemenizin, bu mesajı dinlemenizin zamanı sizin için. Bakın ayet ne diyor? Savaşımız insanlara karşı değil diyor. O insanın kontrolü altında olduğu ruha karşı. Bugün hangi ruha karşı savaşıyorsunuz? Bugün neyin etkisinde yaşıyorsunuz? Bakın iki türlü ruh var. Birisi kutsal ruh, Rabbin ruhu her yerde, her an, her zaman bizi duyan, bizi bilen, yaptıklarımızı, iyilikleri, günahlarımızı gören. Duamız daha ağzımızdan çıkmadan o duayı bilen bir kutsal ruh, bir tane, bir ruh. Ayet diyor ki bir ruh diyor, bir isim diyor, bir vaftizm diyor. Ondan başka bir ruh yok. Bir de başka ruhlar. Kutsal ruh, Rabbin, Allah'ın melekleri ve kötü ruh, şeytan ve onun cinleri. Bu nereden geliyor? Bakın kutsal kitaba baktığımız zaman ayet şöyle diyor Yeremya. Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın?
Göklere çıkacağım dedin içinden. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda Safo'nun duruğunda oturacağım dedin. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler. Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten değil mi kötülükleriyle? Yeryüzünü çöle çeviren, kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu? Şeytan, iblis. Rabbin meleğiyken, Tanrı'ya tapınan meleklerden bir tanesiyken, hatta en güzellerinden birisiyken, en güçlülerinden, en mükemmellerinden birisiyken, kendi tahtını kurmak istiyor kibiriyle ve güce olan ihtirasıyla. Ve kendine tapınmalarını istiyor meleklerin. Tanrı'ya değil, Allah'a değil, Rabbe değil. Ve ne oluyor? Atılıyor Tanrı'nın katından. Ve onun takip eden melekler, cinler yani kötü ruhlar bugün dünyada güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Fakat eğer bugün İsa Mesih içinizdeyse içimizdeki bu dünyadakinden daha büyüktür. İsa Mesih kalbinizdeyse İsa Mesih'i kalbinize çağırmışsanız kutsal ruh sizin içinizde ve Rab size kötü ruhlara karşı, cinlere karşı onları kovma ve onları insanların hayatından çıkarma, insanların vücutlarından çıkarma yetkisini veriyor. Öyle diyor İsa Mesih öğrencilerine. Gidin diyor, kötü ruhları kovun. Cinleri çıkarın insanlardan diyor. Çünkü onun ismi bütün isimlerden yüce. Eğer bugün bu kötü ruhlarla savaşıyorsunuz, eğer bugün neyle savaştığınızı dahi bilmiyorsanız, ben sizi bu vaazı objektif bir biçimde gerçekten öğrenmek için, kınamak, kritize etmek, şikayet duygusuyla, ruhuyla değil, gerçekten hayatınızda olanı anlamak için dinlemeye davet ediyorum. Çünkü bugün sizin hayatınızda ve çocuklarınızın hayatında, torunlarınızın hayatında bir dönüm noktası olabilir. Ayetlere baktığımız zaman görüyoruz. Markos 5'e bakıyoruz. Bir ruh ne yapıyor? Bin ruh ne yapıyor? Kötü ruh ne yapıyor? Cinler ne yapıyor insanlara? Cinli bir adamın iyileştirmesini anlatıyor Markos 5. Gölün karşı yakasına Gerasililer memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralarından çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirlere bile bağlı tutamıyordu. Zincirlere bile. Deli gücü derler ya bakın. Deli gücü değil mi? 5 kişi tutamaz. 10 kişi tutamaz. Aslında o delinin gücü değil. Cinlerin gücü. Kutsal ruhun karşıtı olan kötü ruhların gücü. Hatırlayın. Kutsal ruh, kötü ruhlar. Siz bugün hangisinin idaresinde yaşıyorsunuz? Kötü ruhlar nereden kaynaklanıyor? Falcılardan, büyülerden, medyumdan kaynaklanıyor. Burçlarınıza bakmanızdan, fallardan, nazar boncuklarından. Hepsinde var, hepsine yapışmışlar. Çünkü sizi Tanrı'ya tapınmanızdan ayırmaya çalışıyorlar. Ve siz bunlara kapıyı açtıkça, kapıyı açıyorsunuz. Onlar içeriye giriyorlar bir ordu gibi. Kaç tane var bugün hayatınızda, evinizde bilmiyorum. Geçenlerde bir İstanbul'da bir yakınımın evine gittim. Ve bu hanım sürekli ağlama krizleri geçiriyordu, sürekli ağlıyordu. Birdenbire gidince her şey güllük gülistanlığı, birden ağlamaya başladı. Hıçkırı hıçkırı, çığlık atarak herkes benden nefret ediyor. Ama hiçbir durum yokken, bir içinde de birikmişlik yokken, bu daha önce de gördüğüm, daha önce tecrübe ettiğim bir olaydı. Ve ona dedim ki, bak dedim şu duvarlara, astıklarına, şu muskalara, bu nazar boncuklarına, hepsine bak dedim. Şu evin içinde, bu evin içinde saysam dedim, 100'den fazla cin var. Ve bütün bunların etkisi altında, ağırlığı altında, din kisvesinde yaşıyorsun. Ve kutsal ruhun, Rabbin ruhunun tabii hiçbir yeri yok hayatında dedi. Ve kadından bu cinleri çıkarttım İsa Mesih adına. Bakın, o cinin, o ruhun nereden geldiğini anlama yetisine ihtiyacınız var. Özellikle imanlılara konuşuyorum şu anda. Rab size anlayış hediyesini versin. Önce anlayın.
Ne olduğunu anlayın. Bazen bazı toplantılar görüyorum, internetten bile görüyorum. Kutsal Ruh adı altında yapılan. Fakat ben ilk imana geldiğim zaman insanlar birçok hediyeleri istiyordu. Peygamberlik hediyesini ver, meleklerin dilinde konuşayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Benim Rab'den istediğim hediye anlayış hediyesiydi. Rabbim bana anlayış ver, ruhları ayırt edebileyim. Bazen kutsal ruhun kisvesi altında dahi cinlere tapınan, kötü ruhlara tapınan bir ayini görüyorsunuz. Kendini yücelten, benliği yücelten bir ayini görebiliyorsunuz. Dikkat edin, Rab'den anlayış isteyin. Bir yere girdiğim zaman, bir topluluğa girdiğim zaman ilk hissettiğim o oluyor. Çünkü o anlayış hediyesi için dua ettim. Bugün bildiklerinizi bilmeyin, bilmediklerinizi bilin İsa Mesih adına. Çünkü o kadar ciddi bir konu ki. Ayet diyor ki İsa Mesih'i yücelten kendini değil, topluluk liderini değil, yaptığı işleri değil, onun hizmetinin büyüklüğünü değil, reklamlar değil. Beni yücelten. Belki ağzıyla yüceltiyor olabilir insanlar. Hayır, davranışlarıyla, hayatıyla, egosunu bir kenara bırakıp, kibirini bir kenara bırakıp yücelten ruh diyor. Bendendir, ayırt edin ruhları. Çünkü kibir şeytandan gelir. Bakın şeytan nasıl atıldı? Rabbin Tanrı'nın huzurundan nasıl atıldı? Kibirinden dolayı nasıl atıldı? Allah'la kendini bir tutmaya çalıştığı için atıldı. Ve ayet şöyle diyor. Birçok kez zincir ve kösteklere bağlandığı halde bu adam zincirleri koparmış, köstekleri parçalamış, hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Görüyor musunuz adamın durumunu? Bütün içinde cinler taşıyor, cinleri taşıyor. Cinler onu ele geçirmişler. Cinler onun vücudunu ve aklını, her şeyini, bütün varlığını kontrolleri altında tutuyorlar. Adamın kendi hayatı üzerine bir kontrolü yok. Kendi aklı üzerine bir kontrolü yok. Bugün dua ediyorum, belki söylediniz daha önce. Tanrım, senin kontrolün altında olalım. Bugün sana teslim oluyoruz. Sana veriyoruz. Senden istiyoruz ya Rabbim. Kendi kontrolümüz altında olmayalım. Hiç başka ruhların kontrolü altında olmayalım. İsa Mesih adına sana geldik ya Rabbim. Senin büyüklüğünü, senin yüceliğini, senin görkemini kabul ediyoruz. Senin önünde eğiliyoruz. Sen yücel. Biz alçalalım. Sen büyü, biz küçülelim. Senin görkemin büyüsün ya Rabbim. Şanın, ismin bütün milletlerin kulağında çınlasın. Bütün milletlerin kalbine yaz. Haleluya, haleluya, haleluya. Ve diyor ki burada bu adam kendini taşlarla yaralıyor. Düşünemiyor musun? Sürekli bir işkence halinde. Sürekli bedbaht, mutsuz bir halde. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarıyorum, bana işkence etme," dedi. Daha çok kim onu işkence edebilir? Bakın bir düşünecek olursanız. Zaten hayatı berbat. Zaten hayatı karanlıklar içinde. Ne bir zincirler tutabiliyor onu, kendi kendini yaralıyor. Bağırıyor çığlıklar içinde. Belki akıl hastanelerini biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. O da sadece tahmin edebilirsiniz. Böyle insanlar var akıl hastanelerinde. Zincire vurulmuş insanlar gördüm. Kafeslerin içinde hayvan gibi tutulan insanlar gördüm. Ve bunları tıp, bunları psikoloji, psikiyatri demiyorum. Bunların hepsi cinlerden. Fakat diyorum ki bilim bunları açıklamaya çalışıyor. Ve hala açıklayabilmiş değil. İsa, ey kötü ruh, adamın içinden çık demişti. Sonra İsa adama, adın ne diye sordu. Adım Tümen, çünkü sayımız çok dedi. Tümen, adım Tümen, ordu var içimde. Düşünebiliyor musunuz? Ben o gün o bayana dedim ki 100 tane dedim cin var, 100'den fazla, 114'tü sayısı. Evin içinde, bütün evdeki kavgalar, her gün, her gece kavga, ilaçlarla uyumalar, sinir krizleri sürekli. Aynı görseniz sanki cinli bir insan gibi kadın sarsılıyor yerlerde. Ağlıyor. Kendine kontrol edemiyor sürekli. Sürekli. Şundan bahsetmiyorum. Ben de depresyon geçirdim. Ben de ağlamalar yaşadım. Bundan bahsetmiyorum. Bunun sürekli hayatınız boyunca bir hayat tarzı, hayat şekli olduğunu düşünün.
Nasıl bir işkence bu? Nasıl bir tutsaklık bu? Adım Tümen çünkü sayımız çok dedi. Ansiklopediye baktım, sözlüğe baktım. Tümen, 10 binde 15 bin kişi. Ya olur mu canım? Olur mu bir kişide 10 bin cin olabilir mi? Bana olmaması gerektiğini o zaman izah etmeniz lazım kutsal kitaba bakarak. Neden olmasın? Bu zaten bu ayet bize. Bakın bu ayet bize. Bir insanın ne kadar kötülüğe, ne kadar iblise kapasitesinin olduğunu gösteriyor. Ne kadar kötü ruhlara ve cinlere kapasitesinin olduğunu gösteriyor insan. 10 bini bir araya gelmiş bunu yaptırabiliyorlar en az bu insanı düşünün. Hakikaten insanlar bakın hepimiz ayet diyor ki kalbimiz o kadar çürük ki o kadar berbat ki. Şu kalp var ya şu kalp. Hepimiz her türlü kötü ruha açığız. Eğer kalbimize İsa Mesih'i almamışsak. Eğer Rab içimize yaşamıyorsa, eğer Rabbin yolunu yürümüyorsak. Eğer Tanrı'ya tapınıyorsak. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü insanlar İsa'ya bizi şu domuzlara gönder onlara girelim de, diye yalvardılar. Bakın kötü ruhlar ancak İsa Mesih ne derse onu yapıyorlar. Şu anda İsa Mesih adına bakın bana izin verenleriniz için ve onun ismini kabul edenleriniz için. O kötü ruhları kovuyorum, evinizdeki cinleri kovuyorum. Benimle amin diyenleriniz için, İsa Mesih'in adını çağırıp, inananlarınız için. Haleluya, haleluya. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bu 2000 domuz var sürüde. Bu 10.000 ruh, kötü ruh, o 2000 domuza gidiyor ve domuzlar suya atlayıp boğuluyorlar, intihar ediyorlar. İşte kötü ruhların yaptığı bu, intihar ruhunu getirmek. Belki bugün evinizdesiniz, intihar ruhu var üzerinizde. Ben size diyorum ki bugün bu mesajla, bu vaazla, bu şeytanın ruhu. Size şeytan öyle bir ağırlıkla konuşuyor, öyle bir üzerinize baskı yapmış vaziyette ki, karanlık bir bulut var üzerinizde, karanlık bir örtü var, battaniye var. Bugün diyorum ki, eğer benim söylediğim söze, benim söylediğim sözle değil, Rabbin sözüne iman ediyorsanız, bugün Rabbin sözüne inanıyorsanız ve bu sözün doğru olduğunu kabul ediyorsanız, İsa Mesih'in sizin için öldüğünü ve dirildiğini kabul ediyorsanız İsa Mesih'in adına, o battaniye, o karanlık battaniye üzerinizden kalksın. İnanın, iman edin. Çünkü iman etmezseniz o musibetle yaşayacaksınız. Sevgili dostlarım benim. Şimdi bir konuğumuz var. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Çok değerli Pastör Memduh. Kendisinden bilgi almak istiyorum. Çok sevdiğim eşi Sunay ile beraber yıllarca benim büyüklerim biliyor musunuz? Ruhta büyüklerim. Ruhta takip ettiğim insanlar, ruhta bana örnek olan insanlar. Ben kendisinden daha çok bilgi almak istiyorum. Çok tecrübesi olan bir kişi bu konuda. Merhabalar, nasılsınız? Pastör Memduh. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Işık kardeşim? Rab bereketlesin. Haleluya, hamdolsun, hamdolsun. Rab sizi de bereketlesin. Ben programa katıldığınız için, böyle önemli bir programa katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ve hemen sözü size vermek istiyorum. Rab size ne paylaşmanızı söylüyor bugün? Sen çok güzel bir konuyla başladın zaten. Markos İncil'inden o örnekle girdi. Amin. Mezarlarda kalan kimsenin tutamadığı ve şeytanın içerisine şeytan tarafından ele geçirilmiş bu zavallı adamın İsa Mesih tarafından özgür edilişini anlattın. Amin. Muazzam bir olay zaten. Markos İncil'i bu tür olaylarla dolu. Evet. Özellikle İsa Mesih hizmetine başladıktan hemen sonra cinlerle karşı karşıya geldi. Evet. Onlar sürekli onun önüne çıktılar, engel olmak istediler hizmetine, engel olmak istediler, durdurmak istediler ama başlangıçta zaten İsa Mesih şeytanı kovmuştu. Kölde evet. Denendikten sonra. Evet. Bu kez şeytan İsa'yı rahat bırakmamak için kendi hizmetçileri olan kötü ruhları, cinleri İsa'nın üzerine evet. Kasabalara ve insanların içerisine gönderdi. Doğru. Ve bu şekilde İsa ile karşı karşıya geldiler. Ama şu bir gerçek var ki her olayda, her defasında kötü ruhlar gitmek zorunda kaldılar. İsa Mesih amin. Onlara çıkın dediği vakit duramadılar. Çünkü şeytanın ve kötü ruhların korkacağı tek isim İsa Mesih ismidir. Haleluya.
İsa Mesih isminde her diz çökecek ve her dil İsa Rab'dir Amin. diyecektir. Evet, bu yetkiyi görüyoruz kutsal kitapta. İsa Mesih'in cinler üzerine yetkisi vardı. Aynı yetkiyi İsa Mesih kendi öğrencilerine de verdi. Örneğin Evet. Markos 6. bölümde onları yetiştirdikten sonra ikişer ikişer görevlendirdi ve Çok gönderdi. güzel. Dedi, gidin dedi, örneğin hemen bakalım ikişer ikişer halk arasına gönderdi. Onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi. Evet. Bakın, kötü ruhlar üzerine yetki verdi. Hastalıkları iyileştirme yetkisi verdi. Bu birinci gönderme, ikinci defa daha gönderdi. Bir de 70'ler grubu var, onları da gönderdi. Gönderdi. Evet. İsa Mesih Evet. yetiştirdiği öğrencileri aynı kendisinde olan güçle yetkilendirdi. Kendisi nasıl hastalara şifa verdiyse ona iman eden kişiler de hastalara şifa verdiler. Amin. Kendisi nasıl cinleri kovduysa, nasıl şeytana galip geldiyse kendisine iman edenlere de aynı şeyler üzerinde yetki ve güç verdi. Hamdolsun. Hamdolsun. Sadece İsa Mesih yeryüzünde yaşarken öğrencilerine bu yetkiyi vermedi. Ama göğe alındıktan sonra da Verdi. elçiler kilisenin kurulduğu ilk günlerde ve sonrasında Paulus'un hayatında da olsun, Petrus'un diğer öğrencilerin hayatında ve günümüze kadar ona iman eden herkes bu aynı yetkiye sahiptir ve cinleri kovabiliriz, kötü ruhları Haleluya. azarlayabiliriz, Evet. hastalara şifa verebiliriz Ha. İsa Mesih'in isminde. Bütün bunlar İsa dedi ki iman edenlerle birlikte gidecek Evet. olan şeylerdir bunlar. Amin. 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 Ben sizden geçirdiğiniz bazı tecrübeleri dinlemek istiyorum. Biliyorum o kadar çok hikayeniz var ki çok duydum. Eşinizden de duydum ama daha eşinizden önce başkalarından da. Çünkü Rabbin yaptığı mucizeler aynı Samariyeli kadında olduğu gibi biliyorsunuz ağızdan ağza yayılıyor. İnsanlar imanla o mucizeleri dağıtıyorlar birbirlerine. Ve iman sözü dinleyerek, duyarak gelir. Ve ben bugün istiyorum ki bu sizin tanıklığınızda anlatacağınız tecrübelerde Rab herkesin gözünü açsın. Kutsal Ruh herkesin gözünü açsın. Ve desinler ki bu bana da olabilir. Ben de kurtulabilirim. Ben de iyileşebilirim desinler. Amin. Amin. Benim birkaç tecrübem oldu yıllar içerisinde kötü ruhlarla karşılaşma, onları uzaklaştırma, İsa Mesih'in adında onları bağlama gibi. İsa'nın bize vermiş olduğu bu yetkiyi kullanarak kötü ruhlar üzerindeki yetkimizi kullandık, hamdolsun. Amin. Bir defasında şöyle bir olay yaşadım. Bu doğrudan benim katıldığım bir olay değildi ama bizim iman eden bir kardeşimiz vardı ilk yıllarda, benim çok yakın bir arkadaşım. Henüz evlenmemişti ve kendisi İsa Mesih inanlısıydı. İslam'dan gelen, Müslümanlıktan gelen ama İsa Mesih'te yaşam bulmuş, onu seven bir kardeşimizdi. Bekarken tabii ki onun ailesi imanlı değildi. Ona bir Müslüman kız buldular, sen bununla evleneceksin diye. Bizim bütün tavsiyelerimize rağmen söz dinlemedi ve gitti nişanlandı Evet. bu imanlı kardeşimiz. Ama çok kardeş dua etti. Onun için bizler dua ettik. Diğer kardeşlere haber verdik. Yurt dışındaki kardeşlerimiz dua ettiler ki bu evlilik olmasın. Evet. İmanlı kardeşimiz özgür olsun bundan diye dua edildi. Ve aradan belli bir zaman geçtikten sonra bizim kardeşimize bir soğukluk oldu. Artık yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. İsa Mesih'i yüceltmek, onu izlemek, ona itaat etmek istiyordu. Ve bu kardeşimizin ablası bir falcıya danıştı. Bir büyücüye Evet. danıştı. Dedi ki neden kardeşimde bu soğukluk oldu? Ne güzel gidiyordu, evleneceklerdi. Az kalmıştı, bütün hazırlıklar yapılmıştı. Kadın bayılarak yere düştü ve kalktıktan sonra ağzında salyalarla konuşarak şöyle dedi. Senin kardeşin için birçokları, çok sayıda insan İsa Mesih adında dua ediyor. Ben İsa Mesih adında edilen duayı bozamam, çaresiz ona etki yapamam diye cine tutsak olan bu büyücü kadın bizim kardeşimizi hiç görmediği, tanımadığı, duymadığı halde Evet. onun imanlı olduğunu bilmediği halde cinler, onun içindeki cinler bildiler ve kadına söylediler ki birçokları İsa Mesih inanları onun için dua ediyorlar. O nedenle onun üzerine bizim bir etkimiz yoktur. Evet. Bir şey yapamayız. Ah, Evet, amin. bu da kötü ruhların bir kez daha İsa'nın
yüceliğini istemeyerek de olsa ortaya çıkardıklarını gösteriyor. Bu bir Haleluya. gerçektir. Evet. Cinler sadece İsa Mesih adından korkarlar. Evet. Onun etkisiz olduğu tek yer İsa Mesih'tir. Hamdolsun. Evet. Amin. Yine bir defasında ben İzmir'de kilisemizin bahçesindeydim. Konuklar geldi, ziyaretçiler geldi. Evet. Bir adam ve 18-19 yaşlarında bir genç kızı ta Giresun'dan çıkıp gelmişler. Onca yolu ta Giresun, nerede? Doğu Karadeniz ve İzmir'e gelmişler. Oradaki imamlar demişler ki bu kızdaki cini biz kovamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Gidin ona bir papaz dua etsin. Evet. Kiliseye göndermişler. Bu tür olayları çok görüyorsunuz. Yani Türkiye'de imamların, hocaların etkisiz kaldığı yerde papazlara, kiliselere gönderiyorlar. Gerçi iman etmemiş bir papazın da, yani İsa'nın yetkisini bilmeyen, İncil'in gücünü yaşamamış bir papazın da hiçbir etkisi olamaz. Onu da ayrıca hemen belirteyim. İsa Mesih'i birebir tanıyan, onun sözünü kabul eden, bu yetkiye sahip çıkan bir Mesih inanlısı, bir işçi, bir Evet. pastör, bir çoban bunu yapmalıdır. Amin. Sıradan bir imamlı bunu yapmaya kalkarsa, tecrübesizse, yetersizse, kelam bilgisi yoksa, yeterli Evet. değilse, onun için tehlikeli olabilir, zarar görebilir. Çok dikkat etmek lazım. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Pastor Memdu, o kadar doğru söylediniz ki elçilerin işlerinde de gördüğümüz gibi nasıl çıkartmaya çalışıyorlar, cinleri dayak yiyorlar, değil mi? Ben de ilk imana geldiğim sene çok kötü bir tecrübe yaşamıştım. Daha sonra Rab bana öğretti. Yani teyit etmek istedim. Çünkü Evet. gerçekten Rabbin içimizden o korkuyu alması, mesela bugün bu programı yapacağım, hazırlayacağım, duayla, oruçla hazırlanıyor ama İçimde o hiçbir korku yok. O çok önemli. Hiçbir endişe yok. Çünkü biliyorum hangi isme güvendiğimi biliyorum. Eğer o imanlı bu duruma gelmeden bunu yapıyorsa hakikaten başına çok büyük işler de açabilir, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. En azından böyle bir seansa, bir cin kovma, kötü ruhları uzaklaştırma toplantısına, seansına katılacaksa çobanlarla birlikte gitmesi gerekir. Kendisinden daha tecrübeli, kutsal kitabı bilen, bu tür olayları daha önce yaşamış kardeşlerle gitmesi kendisi için tecrübe açısından iyi olur. Amin. Bunu tavsiye ederim. Ben de, evet. Ama yalnız başına gidip de kötü ruhlara, cinlere karşı durmasını tavsiye etmem. Henüz yeni bir imanlıysa, Tabii. henüz tecrübesi yoksa Evet. o açıdan. Devam edin, sözünüzü kestim sizin. Gelen bu babaya ve kızına dedi ki, tamam biz dua ederiz İsa Mesih'in adında. Kızınıza İsa Mesih şifa vermek ister. Çünkü bunun olayları, örnekleri çok var kutsal kitapta. İman ederseniz sizin hayatınızda da olur. Evet. Biz çok anlattık İsa'nın Rab ve kurtarıcı olduğunu, ona iman etmeleri gerektiğini anlattık. Eğer İsa Mesih'e iman etmezseniz, tamam biz İsa'daki yetkiyle bu kızı temizleriz. Şu anda birazdan onun içindeki cinler gireceklerdir. Kesinlikle İsa'nın adında duramazlar. Evet. Peki daha sonra siz evinize döndüğünüz vakit ne yapacaksınız? Evet. Her taraf temizlenmiş, güzel, boş bir kız ama orayı kutsal ruhla doldurmazsanız, Evet. Tanrı'nın gücü orada Heh. yerleşmezse, Evet. değil mi? Amin. O zaman savunmasız olacak. Bu kez kutsal kitap diyor ki, dışarı çıkanlar kendisinden güçlü, daha güçlü 7 cini birlikte alıp içeriye Çok güzel. gelecekler. Evet. Bu şunu gösteriyor. Tamam, Hristiyanlar bizim için dua etsinler. Onların cinleri kovma yetkisi var. Ne güzel, kurtuluyorlar. Ama İsa Mesih'e iman etmedikçe güçsüz ve korunmasız kalacaklar ve tekrar aynı şeyleri yaşayabilirler. Evet. Ama biz şunu diyoruz. İsa Mesih, bakın, bu yetkiyi Tanrı olduğu için yapıyor. Kendisi Ha. sonsuzluktan gelen Tanrı. Onun önünde hiç kimse dayanamaz, hiç kimse duramaz. Amin. Kötü ruhlar şeytanın hizmetçileridir. Şeytan yenilmiş bir düşmandır. Onun hizmetçileri de Kesinlikle. yenilmiş Evet. düşmanlardır. Siz İsa'nın tarafında olursanız İsa'nın koruyuşundan ve sağlayışından yararlanabilirsiniz. Evet. Ama yeter ki İsa beni bir defa iyileştirsin, bir daha olmaz Evet. düşüncesiyle İsa'yı bir tarafa bırakır ve onunla ilişkini keser ve eskisi gibi dinsel işlere, sevap işlerine devam edersen başına bu kez 7 kat daha kötü durumlar gelebilir ki Kesinlikle. bu şeyler olacaktır, kaçınılmazdır. O Evet. nedenle
İsa Mesih, ona iman ederek onun kutsal ruhunu varlığını alırsan, o zaman kutsal ruhun bulunduğu bir bedene, bir varlığa şeytan ve kötü ruhlar asla ve asla girip oraya bir daha yerleşemezler. Evet. Çok güzel. Çünkü ben hatta şöyle düşünüyorum. Sanki bizim zırhımız, imanımız. Aynı ayetinde söylediği gibi bağışıklık sistemimiz, imanımız. Nasıl vücudumuzun bağışıklık sistemi zayıf olduğu zaman her türlü enfeksiyon gelip bizi bulabiliyorsa, aynı şekilde imanımız az olduğu zaman ya da olmadığı zaman o cinlerin bizim üzerimizde yetkisi oluyor. O cinlerin bizim üzerimizde gücü oluyor. Fakat İsa Mesih'te imanımız tam ve bütün olduğu zaman bizim bağışıklık sistemimiz, ruhani bağışıklık sistemimiz, gücümüz bizi koruyor. Her türlü cinden ve kötü ruhtan. Bu demek değil ki bize saldırmayacaklar. Bu demek değil ki bizim peşimize koşup bizi yıpratmaya, canımızı Evet. acıtmaya, üzmeye Evet. çalışmayacaklar. Fakat bizim anlayış hediyesiyle bunu anlayıp bu bana neden oluyor deyip benim bunu anlamam yıllar aldı. Bu öğretiyi anlamam yıllar aldı. Bunu anlayıp bu benim şu andaki savaşım insanlara karşı değil, kötü ruhlara karşı deyip bunu İsa Mesih'in adına adıyla ayaklarımın altına almam gerekiyor. Ve bu da Amin. imanda büyümemizle orantılı bir olay. Evet. Şu anda bir misafirimiz var. Eğer mümkünse teknik olarak sizinle beraber almak istiyorum kendisinin sorusunu. Beraber cevaplayalım. İster misiniz Pastor Memduh Bey? Tabii, severek. Duyabilir miyiz acaba? Bakalım alabilecek miyim? Alo? Alo? Şahbaz Hanım İstanbul'dan arıyor. Şahbaz Hanım. Alo? Kendisi imanlı bir kardeşimiz Şahbaz Hanım ve bizden dua isteğinde bulunmuş. Alo? Fakat bağlanamadı kendisine. Belki üçlü bir bağlantı yapamadık. Kendisi bizden dua istemiş. Sonra bağlanabilir. Biz devam edelim. Buyurun. Tamam. Yine başka bir olay yaşadık. Bu da bizim kilisemize ziyarete gelen bir aileydi, karı koca. Bizim bir toplantımıza katıldılar bir defasında. Hafta Evet. içi bir İncil çalışmasıydı ve o günde biz kızından kötü ruhu kovduğu İsa Mesih Kenanlı bir kadının kızına şifa vermişti. Bu Kenanlı kadın Fenikeli bir kadın, yani bugünkü Lübnanlı bir kadındı, putperest bir kadındı ama İsa Mesih o bölgeyi ziyaret ediyordu. Mutlaka onun şifa verdiğini, cinleri kovduğunu işitmişti ve koşa koşa geldi İsa Mesih'in yanına ve lütfen dedi yardım et, kızım cine tutsak onu özgür et. İsa Mesih orada olayı biliyorsunuz. Evet. Masanın üzerinden yere düşen ekmek kırıklarını köpekler Aha, dahi yerler. evet. Kadının imanı karşısında İsa Mesih onun kızını iyileştirdi. Kız kadının yanında değildi. Belki köyde, evinde, yatağında yatıyordu, rahatsızdı. Ama İsa Mesih kızın yanına gitmeden sadece bir söz söyleyerek kızı iyileştirdi. Evet. Ve kadın eve vardığı vakit kızının iyileşmiş olduğunu gördü. Rahat bir şekilde uyuduğunu gördü ve bu dersi biz çalışmıştık. Toplantıdan sonra bu karı koca dediler ki bizim başımıza da benzer bir olay var. Bizim de kızımız şu anda hastanede yatıyor, psikoloji bölümünde yatıyor, sürekli karanlıkta kalmak istiyor, ışığı sevmiyor, sürekli çığlık atıyor. Doktorlar pek bir şey yapamıyorlar, sürekli onu uyutuyorlar. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sizi tavsiye ettiler. Siz dua ediyormuşsunuz İsa Mesih adında. Gelin kızımıza yardım edebilirseniz edin. Haleluya. Ertesi günü ben ve bir kardeşle birlikte hastaneye gittik kızın babasıyla. Kızın odasına girdiğim vakit ben zaten o an kutsal ruhla konuşuyorum Evet. ve içimden konuşuyorum ve kızın içindekileri fark ettim hemen. Hemen. Emrettim. Bana bak İsa Mesih adında bana bak emrediyorum diye içimden söyledim. Evet. Beni görür görmez tükürdü bana. Evet. Kız ve çığlık atmaya başladı. Saçlarını çekmeye başladı. Ve orada ben anladım ki kızın içerisinde var. Gerçekten Evet. etkili güçler var. Doktorlarla konuştuk. Pek bir şey yapamayacağız dediler.
Ama istiyorsanız biz müsaade ettik. Kızı eve götürebilir miyiz? Bir iki Tabii. günlüğüne alabilir mi? Müsaade ettiler. Eve getirdik. O akşam sabaha kadar ben iki kardeş daha dua ettik bu kızın başında, Evet. yatağın başında ve inanılmaz şeyler gördüm. Kızın içinde 7 tane cin vardı. Bunlar teker teker gittiler Çıktı. sabaha kadar. Çıkmak Haleluya. zorunda kaldılar. Karşı direniyorlar. Yani farklı bir sesle Tabii sana tabii. söylüyor, tükürüyor sana. Ama biz 4 kişi zor tutuyoruz. Birisi bir kolundan, öbür diğer kolundan, bacaklarından tutuyoruz. Kız çığlıklar atıyor. Kurtulmak için kendisi çığlık atıyor. Öbür taraftan içindekiler bizimle alay ediyor. Hayır, bizi çıkartamazsınız. Biz buraya girdik. Siz kim oluyorsunuz falan diye. Sürekli atışmalar, sürekli. Ama kutsal kitabın ayetlerini gösteriyoruz. Bakın, Ha. vahiy kitabında kızın gözüne sokuyorum ayeti 20. bölümde. Şeytanın atılacağı sonsuz ölüm, sonsuz ateş gölü Bu kadar. neresidir? Bak diyorum, oku. Hı. Okumak istemiyor. Hırçınlıkla, nefretle o ayete bakıyor ama istediği kadar direndiyse dirensin hiç önemli değil. Sonunda gitmek zorunda kaldılar. Amin Hamdolsun. her Ertesi zaman. gün, o kız özgür oldu, yepyeni oldu. Haleluya. Asla korkmuyor. Ama ne oldu? Kız ertesi gün özgür oldu. Kızın annesi babası iman etti. İsa Mesih'e geldiler. Akrabaları bir anda doldurdular ve Haleluya. İsa Mesih'e iman ettiler. Biz yeni başlamıştı toplantılarımız. Evet. Toplantı yaptığımızda 35-40 kişi birden Evet. kilisemize katıldı. Bir ay geçti. Yine bu olay öylesine yayıldı ki biz bir toplantı yapmak zorunda kaldık. 150 kişi katıldı. İçerisinde başka cine tutsak olanlar, hasta olanlar geldiler. Dua ettik aynı elçilerin işlerindeki gibi. Yine o toplantıda 20 kişi daha iman etti ve bu şekilde bizim şu andaki kilisemiz böylesine çarpıcı bir şekilde kuruldu. Haleluya. Bunlar Haleluya. bizim yaşadığımız şeyler. İsa Evet. Mesih'in adında. Evet, sevgili izleyicilerim şu anda söylemek istiyorum. Bana yazabilirsiniz eğer benden ve Pastör Memduh'tan daha çok bu konuda bilgi almak istiyorsanız, İsa Mesih'in gücünü öğrenmek istiyorsanız lütfen yazın. Ben sizi kendisiyle de irtibata geçiririm. Kendi ona da bağlarım. Facebook'tan bana yazabilirsiniz. Bana e-posta gönderebilirsiniz. Sizi davet ediyorum. Bu soruların cevabını aramaya davet ediyorum. Şu anda bir izleyicimiz var Memduh. Pastör Memduh'la beraber almak istiyorum kendisini Mustafa Ulu eğer duyabilirsek. Alo Mustafa Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar nasılsınız? Teşekkürler. Rab sizde olsun, esenlik Sizinle olsun. de, sizinle Amin. de. İyi akşamlar Mustafa kardeş. Hoş geldin. İyi akşamlar efendim. Ben de 2 senelik imamlıyım. Hamdolsun. Zeytinburnu Kilisesi'ne gidip geliyorum. Ha, televizyonu kısayım da az bir şey. Tabii lütfen. Şimdi 2 senelik ben Zeytinburnu'na, ben de Hayat TV'de bu şeyde Kanal Hayat'ta yani mektupla iman ettim. Haleluya. Hamdolsun. Hamdolsun. Kardeşler işte hamdolsun bize kitaplarımızı Zeytinburnu Kilisesi'ne gidip geliyorum. Çok güzel. Hamdolsun bizim yani iyiyse. Şimdi benim bir çocuk var, rica etsem böyle bir dua isteyeceğim da Tabii. psikolojik bunalım, hastaneye götürüyor, tedavi görüyor. Bakıyor ki şu anda evde az bir şey ama yine de tabii dedim kardeşler de dua Tabii. etsinler. Bir de Memdu Bey de bunun için bir dua istesen Ay. acaba mümkün olsa. Tabii. Şu abla, Amin, şu amin. kardeşler Severek dua hafta edeceğiz. sizleri izliyorum ben yani hamdolsun. Sizleri her Hamdolsun. hafta böyle Hamdolsun. Yani şu anda ben sözü Pastör Memduh'a vereceğim. Sizin için dua edeceğiz. Biliyorsun sevgili kardeşim, iki veya daha çoğumuz bir araya geldiğimiz zaman Rabbin sözü ne diyor bize? O aramızda bizim. Ve şu anda dua ekibimiz de dua ediyor hep beraber. Ben Pastör Memduh'un liderliğinde onun duasına katılıp bu musibetten kızınızın kurtulacağına inanıyorum kesinlikle. Oğlum Oğlunuzun, benim. Ha, oğlum. oğlunuzun. Evet, Ramazan. Ramazan. Mustafa Ben kardeş, onun oğlunun adı ne?
Bağlantı Evet, gitti herhalde. evet. Lütfen dua ederim. Evet. Umarım Mustafa Ulu kardeşimiz duyuyordur bizi şu anda ve bize katılıyordur duamıza. Televizyonu açıktı biliyorum. Amin, amin. Amin. O zaman Mustafa kardeş bizi işitiyorsa git hemen oğlunun başında dur. Onun üzerine elini koy. Amin. İsa Evet. Mesih'in adında biz burada dua edeceğiz. Sen de aynı yerde dua et bizimle Amin. birlikte, tamam? Çok iyi. Pastör Memdu, onun için dua ederken şu anda bizim de ellerini açan ve iman eden herkes de aynı şekilde de dua eder misiniz ihtiyaçları için lütfen. Amin. Tabii Amin. severek edeceğiz. Evet sevgili Rabbimiz, sana yaklaşıyoruz şu anda. İsa Mesih adında bize verdiğin bu yetki için teşekkür ediyoruz Rab. Sen Amin. dün, bugün ve sonsuza dek aynı İsa'sın. Hiçbir zaman değişmedin Rab. Ve gelecek olan sensin. Bizi yanına alacaksın sonsuza dek. Senin egemenliğinde olacağız Rab. Bu kesin güvence ve sonsuz yaşam için sana teşekkür ediyoruz. Evet Mustafa kardeşimi bereketliyorum. Onun ailesini bereketliyorum. Çocuklarını bereketliyorum. Özellikle bu rahatsız olan oğlunu şu anda sen görüyorsun baba. Ona dokun ve onu özgür et Rab. Onun ne İsa Mesih rahatsızlığı adına. varsa, sinirsel, psikolojik, her ne çeşit rahatsızlık varsa, çünkü senin iyileştiremeyeceğin hiçbir hastalık yoktu. Şimdi de olamaz. Sen Amin. dokanırsan, sen uzaklaştırırsan hiçbir hastalık Amin. orada barınamaz. İsa Mesih adında istiyoruz Rab, kutsal ruhun gücüyle şu anda Mustafa kardeşinin eli aracılığıyla oğlunun üzerine gücünü dök Rab şu anda. Şu anda İsa ya Mesih Rabbi. adında onun Amin. içerisinde yerleşmiş ne kadar kötü güç varsa İsa Mesih adında emrediyorum. Çıkın gidin. Ait olduğunuz dış karanlığa gitmek zorundasınız. İsa Amin. Mesih adında emrediyorum. Çıkmak zorundasınız. Haleluya. Haleluya. Evet Şükürler Rab, bu olsun. yetki verdiğin için sana teşekkür ediyorum Rab. Yine Şükürler aynı olsun. şekilde Şükürler. rahatsızlığı olan, bedensel rahatsızlığı olan, Evet. kötü ruhlardan etkilenen, problemlerin altında ezilen, umutsuz, çaresiz olan birçok insan var. İmanlı kardeşlerimiz de var. Bazıları bile hala bugün çaresiz, umutsuz bir hayat yaşıyor. Ama sen dedin ki ben onlarda hayat olsun, dolu dolu, bol bir hayat olsun diye Haleluya. geldim. Rab, şu anda senin bize vermek istediğin dolu hayata engel olan hayatlarımızdan ne varsa bunları çıkar Çıkar at Rab. Yüreğimizden, hayatımızdan, düşüncelerimizden bizi yenile, değiştir diye dua ediyorum. Kutsal ruhun gücüyle Rab, özellikle imanlı kardeşlerimizi gücünle doldur. Amin. Onlara yardım et Rab. Zayıflıklarına yardım et ve bir an önce zaferli, iman dolu bir hayat yaşayabilsinler. Sürekli düşmek, sürekli zayıflıklar içerisinde kıvranmak Kalmasınlar. Amin. istemiyoruz Rab. İsa Mesih Ayağa kalkmak, senin adındaki yetkiyi adına kullanarak kullanmak istiyoruz. önümüzdeki dağlara bile emretmek istiyoruz. Haleluya. İsa Evet Mesih Rab, adına. İsa yine Mesih adına. henüz seni tanımamış ama sana gelmek isteyen, senin gücünü, yetkini kavramaya başlamış olan misafirlerimize, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize onlar için de dua ediyorum. Onların İsa Mesih kutsal ruhu şu anda kimler bizi izliyorsa, kimler bizi izleyecekse daha sonra İsa Mesih adında onların yüreğini şimdiden eline al. Kutsal Haleluya. ruh onlara şimdiden konuş. Dokun evet. Onlara dokun Rab. Onların bağlarını sadece sen İsa çözebilirsin. Mesih Onları sadece sen özgür edebilirsin. Sadece sen yenileyebilirsin. Rabbimiz, kurtarıcımız, Tanrımız İsa Mesih. Senin adında dua ediyorum. İsa Senin Mesih. adında istiyorum. Amin. İsa Mesih adında. Amin. Amin. Amin, amin. Çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için ve teşvik verdiğiniz, Rabbin sözünü öğrettiğiniz için, duanız için Pastör Memdu. Rab'de esen kalın. Rab hizmetinizi binle çarpsın, milyonla çarpsın ve Amin, bütün amin. çevreniz imana gelsin. Bütün konuştuklarınız Rabbin meleğini dinler gibi sizleri dinlesin. İsa Mesih adına. Esenlikler diliyorum. Amin, Hoşça kalın. amin, amin. Rab de seni bereketlesin. Sağ Hizmetlerin olun. çok değerli. Senin için dua ediyoruz. Sağ Seni çok seviyoruz. olun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Esenlikle. Sulacığıma selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili dostlarım, Rab konuşuyor şu anda size ve bana da konuştu şu anda. Özellikle söyledi, ekranları başında çocukları kekeme olanlar var. Onların dilleri açılacak. İsa Mesih adına iman edin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sevgili dostlarım, Rabbimiz büyük, Tanrı'nın gücü üzerinizde, evinizde olsun İsa Mesih'in adına. Bütün cinleri kovuyoruz ve onları kovma, kötü ruhları kovma yetkisi bize veriliyor. İsa Mesih'e iman edenlere. Ve bu Markos 5'te bu kişi diyor ki ayetin sonunda, ben kısaca toparlamak istiyorum zamanımızdan dolayı, çünkü çok değerli bir arkadaşım var, onunla da söyleşeceğiz. Ayet diyor ki bu kişi diyor tamamen diyor cinlerden diyor kurtuldu diyor. Bütün o kötü ruhlar, cinler domuzlara gittiler diyor ve onlar suda boğuldular. Kendilerini suya attılar diyor. Ve daha sonra bu genç adam zincirlerden, işkenceden kurtuluyor. Bu zavallı adam hayatına kavuşuyor. Bugün diliyorum hayatınıza kavuşun. Şu anda Skype'ta başka bir dostum daha var. Kendisine bağlanıyoruz. Hatice merhaba, nasılsın? Merhaba canım Işık, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için. Bu senin birkaç katılışın, sen herhalde en çok katılanlardan birisin programıma. Çok teşekkür ediyorum. Hemen konuya girmek istiyorum. Bizimle ne paylaşmak istiyorsun bugün bu konuda? Duydun konuştuklarımızı. Evet, çok güzel bir başlangıç yaptın Işık. Aynen, Memduh da aynen, çok güzel. Ama benim içime, Rab kalbime koyan şeyleri paylaşmak istiyorum. Ayette dediği gibi 2 Korintliler bölüm 3, ayet 17 diyor ki Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Haleluya. Tabii bu Mesih İsa, İsa Mesih adında olduğumuz imanla o geliyor. Ve Tanrı gerçekten bizleri hür kılıyor. Ona gelince, iman edince, ben kendimden, tecrübelerimden bahsediyorum. Benim bütün ruhsal acılarımı anında iyileştirdi. Haleluya. Ama diğer öfke, kin, reddedilme hisleri, o içimizde olan o cinler sonradan çıktı dualarla. Tabii imanda derin dua, derin imanlı olan kişiler aracılığıyla. Ondan sonra İsa Mesih bana o armağanı verdi. İnsanları bir araya geldiğimiz zaman, İncil çalışması yaptığımız zaman, bana da insanların neden, hangi bağlardan kurtarılması gerektiğini gösterdi. Evet. Yalnız şunu paylaşmamı istedi dua edince. Bundan birkaç sene önce evimde İncil çalışması yaparken, tabii açık, herkes geliyor, tabii, arkadaşları getiriyor. Her hafta kimin geleceğini bilmiyorum. Devamlı gruba gelen bir bayan yanında bir bayan arkadaşını getirdi. Evet. Tanımıyorum. Biz tapınıyorduk, ilahiler söylüyorduk. Geldiler, oturdular oturma odama ve tapınırken İsa Mesih bana dedi ki o hanıma dua et. Hiç tanımadığım bir hanım. Dua edebilir miyim sana dedim. Evet dedi. Oturdu sandalyeye. Şu ona dua ederken Rab elimi onun boynuna ve arkasına koymamı söyledi. Böyle aşağı yukarı belinde olan ağrıyı gitmesini, vücudundan çıkmasını dua ettim. Ve aynı anda elimi de başının üzerine koymamı istedi. Ve depresyonlar için dua etmemi istedi. Ve o anda kutsal ruhu duyuyorum. Bana dedi ki, o bayan dedi, aile fertlerinden birisini affedemiyor. Evet. Affedemediği için dedi, o edemenin yan tesirleri ona vücut ağrısı veriyor. Bel ağrısı ve depresyonlar. Ben bu hanıma söyledim. Dedim, senin affedemediğin bir aile ferdi var. Onu dedim, bu akşam Mesih İsa affetmeni diliyor. Evet. Çünkü senin ağrılarını alıyor şu an bedeninden. Onun karşılığında senden bu kişiyi almanı istiyor, affetmeni. Evet. Kimsenin duymasına gerek yok. Böyle dilinin altından affet dedim. Bayan etti. Sonra duadan sonra, toplantıdan sonra hanım kulağıma eğilip dedi ki, affedemediğim kişi beni zehirlemek isteyen kocamdı. Ondan ya tabii yani kadının içine o kadar böyle öfke, bir kin girmiş ki o an imanlı bayan, herhalde zayıf anında, zaten iblis zayıf anımızda böyle, eğer iyileşmezsek, kendimizi savun, dediğin gibi savunamazsak, içimize giriyor ve o nefret, kin, kincine oluyor. Ondan sonra birkaç gün sonra telefonum çaldı. O bayanın kocası, bilmiyorum zehirlemek isteyen kocası mı, yeni kocası mı, bana dedi ki, benim hanımım dedi 7 senedir depresyon içinde, bel ağrısı için
ilaçlar alıyor. Almadığı harf, gitmediği doktor kalmadı ve herkes de dua ediyordu. Hiç iyileşmedi ama o akşam sen dua ettin, benim karım ilaçları bıraktı. Halleluya. Depresyonları yok oldu, bana da dua et dedi. Çok ben halleluya dedim. Halleluya, hamdolsun. Yani Memduh arkadaşımızın da, kardeşimizin de bahsettiği gibi, o cinler bazen, evet, hani İsa'da yetkimiz var, onun yolunda yürüyen, olgun ve de armağanı olan, yani Kutsal Ruh bize armağanlar veriyor. Evet. Bizim için değil, başkalarının bağlarını kurtarmak için. Evet. Bu çok güzel. Hatta bu imanlı, sonradan öğrendim ki bu imanlı bayanmış, devamlı dua eden, kilisede devamlı dua eden, evet, bir bayan. Ama tabii onun da bir bağları. Her imanlının da bir bağları oluyor. Önemli olan anlamak ne bağımız olduğunu ve alçak gönüllü olmak ve yani kurtulmak istemek. Ve, o çok, evet, bu çok önemli. Alçak, ve anlamak, evet, değil mi? Anlayış yeteneğine sığınmak, evet, Rabbin. Çünkü bazen bizim kör noktamız olduğu için göremiyoruz ve davranışımızla, evet, kötü ruhları o kapıyı açıyoruz. Açtığımız, evet, zaman onlar zaten bekliyorlar kapıda. Hemen bir çatlak bulsunlar, hemen oradan girsinler diye. Bu bizim sağlığımızı, evet, etkiliyor, hayatımızı etkiliyor. Hatta kaderimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı, ailemizi etkiliyor. Ve Rab, evet, bugün diliyorum anlayış yetisi versin bize. Bir tane daha senin çok güzel bir cin çıkartma hikayen var. Onu muhakkak duymak, onun üstüne konuşmak istiyorum Hatice. Evet, tabii. Bir de onu da bahsetmek istiyorum. Yine böyle bir toplantımızda, ama Rabbimiz o kadar güzel bir Rab ki hiç, evet, kimseyi utandırmıyor. O kadar böyle anlayışlı bir Rabbimiz var ki, şunu da söylemek istiyorum Işık ve Tanrı'nın ruhu, yani aramıza gelince, tapınınca. Evet. Gerçekten o İsa Mesih'in ruhu olunca toplantıda olan kişileri hür kılıyor. Aynen. Yani öyle apuk supuk hareketler yapmıyoruz. Evet. Bunu da dikkate çekmek istiyorum. Evet. O kadar ki böyle onu hissediyorsun, onun merhametini insanlara karşı hissediyorsun. Aynen. Rab hissettiriyor, insanlara dokunmak istiyor. İmansız olsunlar, imanlı olsunlar, hiç var ama imanlıların da bağlıları var. Evet. Evet. Yani öyle ben Rabbimde benim tecrübem. Onun armağanlarıyla Rabbim çok kişileri hür kıldı ama hiçbir zaman o toplantılara böyle sirkus gibi hareketler olmadı, yapmıyor. Evet, sirk gibi olmadı, değil. Soytarılık olmadı. Olmadı, soytarılık yok. O da başka bir ruh, şeytan, evet, bir ruh. Evet. Yani onu da dikkate getirmek çok istiyorum. Çok sağ ol, evet. Bakan kişiler Müslüman olabilir, diğer dinlerden. Yani bizim Rabbimiz insanları seven, hür kılmak isteyen, üzüntülerin içine neşe vermek. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun bağlarını kurtulmak, evlilerini, evet, homoseksüellerden kurtulmak. Evet. Yine bir bayan, imanlı bir bayan, 40 yaşlarında devamlı toplantıya geliyor. Ben ona hep böyle eğitiyordum. Bir gün pazar günü küçük toplantımıza kimse gelmedi. O bayan ve ben tapınıyorduk Rabb'e. Baktım Rab bana vizyon gösterdi. O hanımın bel kemiğini gösterdi. Evet. Bel kemiğinin böyle hani böyle uzun içinde, evet, bir siyah şerit. Evet. Şerit gösterdi. Bana dedi ki, o dedi bugün arkasından çıkacak dedi. Evet. Neyse o bayan yerde dizlerinin üzerinde tapınıyordu. Gittim otururken yerde. Elimi koydum başına, arkasına, dua ettim. İçinde bütün o kötülükler, neyse bana kutsal ruh gösteriyorsa çıksın dedim. Evet. Bu arkasındaki o şerit çıksın. Ben böyle dua ederken bu çok böyle imanlı olan, senelerdir bu bayan hemen dizlerin üzerine ve ellerin üzerine dikildi böyle, evet, dört ayak üzerine gibi. Ağlamaya başladı. Evet. Ben dua ettikçe burnundan, ağzından salyalar gelmeye başladı. Nasıl ağlıyor? Evet. Ben böyle devamlı dua ediyorum. İçindeki bütün o cinler çıkın. Her şey çıkın diye. Çok çok ağladı. Ağladı, konuşamıyor ve sonunda onu kaldırıp oturttum. Çok böyle yani ne bileyim önüne mendiller getirdim. Köpükler çok çıktı mı ağzından? Köpükler çıktı ağzından. Ondan sonra o anda tuvalete gitmek istedi, onu götürdüm. Evet. Yani öyle cinler çıkıyor, ağlayarak çıkıyor ağzından, yüzünden. Uzun bir süre ama Rab öyle güzel ki o gün toplantıya kimseye getirtmedi. Çünkü o hanımın yerdeki pozisyonu, aa, evet, çok böyle utandırıcı bir pozisyondu. Evet, evet. Yani inan ki herkesin önünde zaten o Rab, hanım belki müsaade, evet, edemezdi. Rab da onu utandırmazdı. Ne kadar güzel. Amin, amin. Ondan sonra bana o bayan dedi ki, ben hiç sormadım. Sormam, evet, zaten.
Bana bayan dedi ki küçükken böyle evlerinde açık saçık bir dergi ellerine geçmiş. Evet. Ve o dergide olan o açık saçık mühteşem şeyleri kardeşinle arkadaşlarına yapmaya başlamışlar. Ve evet. evde olan bir evcil bir hayvanla yani evet. Evet. yapmaya. Ve Ozan da o kızın hayatı çok böyle mühteşem geçmiş. Evet. Çok arkadaş burada olmuş. Seni özür dilerim durduracağım. Şunu söylemek istiyorum. Yani herkes bir evcil hayvanla mı şöyle mi böyle mi demesi. Çünkü köylerden o kadar bana yazanlar var ki evet. hayvanlarla ilişkiye girenler çok bunu sapıklık olarak zaten kutsal kitap söylüyor. Yani evet. kapınızı evet. açıyorsunuz. Cinlere ve evet. kötü ruhları açıyorsunuz ve bu sadece bir nesil için değil. Bir nesilden sonra 10 nesil için, 100 nesil için evet. hayatınızda ve evet. ailenizde çocuklarınızda devam eden her türlü sapıklık, homoseksüellik, evet. şeytana tapma, evet. eşcinsellik ne ararsanız hayvanlarla ilişkide kurmak. Yani ekranlarınızın başında ama demeyin sizin evinizde olmuyor evet. olabilir. Fakat ben bunun yazılarını çok alıyorum ve bu konuya değindiğin için teşekkür ediyorum Hatice'ciğim. Evet. Bir dakikamız var. Tabii o bayan sonra bana 40 yaşında ama hiç evlenmemiş, değişik kişilerden iki çocuğu olmuş ve bir akşam da gece 12'de üzerine bir böyle bir istek gelmiş böyle aynı evet. şeyi yap diye ve dua etmiş Rab bundan kurtulmak istiyorum diye ve bir ay sonra da Rab o anda o bayanı hür kıldı. Amin. Hür kıldı o sapıklık yani evet. tecrübesinden evet. yani Rabbimiz çok güzel Rab. Amin yani, amin. Hatice'ciğim evet. çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Memdullah çok uzun geçirdik fakat sayın seyircilerim evet. lütfen öğrenin ve bize yazmaya devam edin. Bu konu burada bitmedi. Buna devam edeceğiz. Ve Rab'den isteyin, İsa Mesih'ten isteyin. İsa Mesih'in adında güç var. İsa Mesih'in adında her türlü kötü ruhla başa çıkacak güç var. Bugün ona dönmenizi istiyorum. Bir dahaki programımız melekler hakkında olacak. Rabbim melekleri şu anda evinizi doldursun, esenliği doldursun ve hiçbir kötü ruha İsa Mesih adına evinizde yer olmasın. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Esenlikle, sevgiyle kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın.